Efendim mercimek mantısı. Bilmiyorum duydunuz mu? Gerçekten hem çok pratik bir tariftir hem de yediğinizde çok hoş bir lezzet bırakıyor damakta. Üzerini sarımsaklı yoğurtla ve yağıyla birlikte böyle birazcık yakıp taşlandıracağız. Pratik bir tarif olduğu için hemen yapımına geçelim. 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı köftelik bulgur, zerdeçal, karabiber, kimyon ve tuzdan oluşan bir köfte harcımız var. Üzeri için ise 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı tereyağı, toz biber ve tuzdan oluşan bir malzememiz var. Ben bir alayım mı o tepsiyi? Sen bana yetişir mi, ben mi alayım? Şey mi, onunla mı yoğurayım diyorsun? Ha, onu da yoğurayım. Bak ben biraz bunu burada haşladım. Tamam. Şimdi azıcık ısıtıyorum, şeyimizi atalım. Tamam. Şey ettirelim bitsin, dur bakayım burada mı? Olur, ben gelim alayım mı? Yok, burada değil, sen gelme, ben halledeceğim. Şeyde ikimiz gelelim, ekran burada. Mutfağı izlesin. Ben seni kucağıma alacağım. Sen beni kucağına al. Öyle yani efendim ya. Birazcık o yüzden böyle durgunum yani. Yoksa keyfim yerinde ya. Çok şükür elhamdülillah çalışıyoruz, ayaktayız, ekmeğimizin peşindeyiz ama böyle üzücü haberler alınca insan ister istemez empati yapıyor. Anne babalara böyle bir korku düşüyor yüreklere. Allah yaşatmasın. Tamam yavrum. Böyle de hassasız efendim yani, arkadan böyle alttan tabak çanak çıkınca bir çalkalarız efendim. Anne usulü devam ediyoruz. Ne gördüysek o. Güzel günler. Tuz olursa şey, evet, yiyeceğiz çünkü biliyorsun. Aynen. Şöyle biz bunu sabah bir tık haşladık. Hı hı. Şimdi ısındığı anda da şeyi dökersek tamam, tamamdır bulgurumuzu. Toplarımızı yapabiliriz. Şimdi şöyle. Bakıyorum üstü oldu mu? Çamların burlandı. Sürahinine gibi oldu. Aynen. Efendim şimdi buraya şöyle bulguru dökeceğim. Köftelik bulgur. Tuzu ekliyoruz. Mercimeği alayım bence, oldu Serpilo. İyi mi diyorsun? Yoğrulmayacak kıvamda da olmasın. Tamam, verdim sana. Bir yandan da tereyağını yakarız. Aha, sosunu musun? Evet efendim. Şöyle bakın, mercimeği biz önden açmadık. Malum canlı yayın olduğu için birazcık daha rahat yoğurabilmek ve özleştirebilmek adına yaklaşık bir 20-25 dakika kadar mercimeği güzelce haşladık ve bu kıvama geldi. Dönüp baktığınızda aslında böyle kırmızı mercimek köftesi gibi de algılanabilir ama gerçekten tadı çok farklı ve güzel oluyor. Üzerine kimyon. Pardon. Neydi bu saf? Zerdeçal, kimyon, karabiber, tuzunu eklemiştim ama biraz gözüme az geldi. Bir miktar evet, daha koyayım. Mercimeği de çok güzel koktu. Şöyle, eğer bulgurunuz az gelirse ekstradan ekleme yapabilirsiniz. Aynı unla yoğurur gibi. Şöyle, bulgur şişene kadar zaten yoğuracağız. Şöyle, birazcık toparlanması gerekiyor. Şöyle. Güzelce yoğurdumuzu çırpalım. İçerisine sarımsak ve bir miktar tuzumuzu da atalım. Tabii bu çok az oldu. Birazcık alayım. Getireyim bulgur. Mercimeği fazla ve suluydu. Şöyle birazcık toplayacağız. Bulgur zaten biliyorsunuz yoğurdukça şişer ve sıcak mercimeği üzerine döktüğünüzde ekstradan su bile istemez. Fıtı deriz aslında ince bulgura da. Fıtı. Şöyle oh. Serpil burada gene bugün bol bol yapmak istemiş anladığım kadarıyla. Ya işte bazen bize de kaçıyor Nermin. Bu yenir leblebi gibi gider diye. Dök Serpil kök. Şimdi. Şöyle yoğuracaksınız elden ayrılana dek. Zaten bulgur şey şişmeye sıcak başladıkça şey de sıcak mercimeğimiz. Biraz daha Serpil'cim. Bu şişecek kop diye. Biraz daha koyalım. Toparlanacak gibi değil çünkü. Böyle güzelce yoğuruyoruz. Evet. Bu hadi tam mantı şeylere tadında oluyor. Çok da güzel. Pratik de bir lezzet. İyi gibi mi? Birazcık daha Serpil'cim. Gerçi bunu birazcık daha dinlendirebilsek çok tamam, daha güzel olacak. İşte yayında. Bence şu an iyi oldu. Bunu buraya aldım. Şöyle yaptıktan sonra vaktiniz var ise efendim birazcık da zaten üstüne kırmızı mercimeği döktükten sonra bekletirseniz aynı demleme usulü gibi oluyor. O yüzden rahat edebilirsiniz. Birazcık su isteyeceğim bir kase içerisinde.
Bir yanda da zaten şey pilavımız pişiyor. Yuvarlamak için pilavını mi istiyorsun tatlı? Aynen, şöyle elimi biraz ıslatayım. Yağ mı versem diye düşündüm şu anda sana. Su da olur, yağ da olur. Gel yağla yapalım. Üstüne yağ dökeceğiz ya. Gerçi o da var. Çok şu yağlı. An vazgeçtim hepsinden. Çok yağlı olmasın. Zaten köfte içindeki bulgur şişecek. Şiştikçe de zaten daha da şey olacak. Pilavımızı söndürsen mi Nermin? Bir bakabilir miyim? Şu kaşığı değdirdim ona. Sanki birazcık su istiyor Serpil. Şimdi ben de düşündüm evet, çok azıcık şu kaynar istiyor. Suyumuzdan bir lokma çık. Çok hafif bir su atalım. Dökelim Serpil. Tamam. Çünkü birazcık içinde dur bakayım canım. Bulguru da var ya değil mi? Evet. Çekiyor. İyice altını kısalım. Daha da küçük şu kahveliyi alayım ben. Şöyle bakın, servis tabağımı da alayım Serpil'den. Hemen geldim canım. Geldim. Nermin şöyle. Şunu mu yapalım? Bunda beyazda yok olur şeyimiz, yoğurdumuz. Siyah varsa siyah da alabilir. Şu kareyi vereceğim sana, dur. Orada da kaybolur. Yoğurt. Aynı renk. Gezdireceğiz diye düşün. Ama aynı renk. Siyah. Dur getireyim ben siyah sana bak. Getir. Ben burada bunları başladım. Geldim. Şöyle cevizden bir tık küçük parçalar koparmanızı tavsiye ediyorum. Tuzuna mutlaka bakın. Tuzsuz olmuyor çünkü gerçekten güzel olmuyor. Kırmızı mercimeğiniz çok sıcak olsun. Bulguru zemine koyun. Üstüne kırmızı mercimeği döküp bir 10 dakika kadar bekleyin. Hem içindeki bulgur da biraz daha şişmiş olur mercimeğin sıcağıyla. Daha da rahat toparlanır ve daha da rahat şekil alır. Baktınız çok fazla sulu geldi gözünüze. Direkt bulgur eklemesi yapabilirsiniz. Özellikle gün masalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tariftir efendim. Hem göz dolduracak hem de lezzetiyle böyle güzel bir aroma verecek. Şöyle bakın, siyah da gerçekten gösterdi kendini. Hepsini aynı boyutta şöyle minik toplar yapıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı bir sos yapacağız. Serpil, şunları hemen saralım. Yuvarlayalım. Aynen. Ondan ortak sonra kullanalım mı bunu burada? Aynen. Ondan sonra da ben zaten hemen yağına geçeyim, yağını yakayım. Aa, seninkileri boyu aynı oldu Nermin. Öğreniyorum herhalde eşimi, dostumu. İki tabak yapalım değil mi bunu? Yapalım artık, ne kadar yaparsak vakit. Bakayım daha var. 38 geçe bitecek yok, dedi. Yok, vakit yok Nermin. 38 dedi. 8 dakikamız gibi var. Sunumumuz da var. Daha tatlımızın sunumu da var. Bir tane yapalım. Saksımızı da alalım. Sadece 5 dakikamız varmış. Çok pardon. Geri ölüyorum. Sözü kim dedi ki? Şu kom kulağıma söyledi. Vallahi Yüksel, çok rahatım. Geçmiş olsun sana. Allah acı şifalar versin. Sen yat, istirahatini yap. Sen yat. Bu haftaya, bütün hafta yat sen. Hiç gözün arkada kalmasın değil mi? Kalmasın. Nermin var iyileş, işte. İyileş, şöyle gel. Biz varız burada. Bizim çocuklar, mocuklar yapıyoruz ya. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Stüdyo bizim oldu diyor. Stüdyo bize kaldı. Şimdi adam şey diyecek. Ölsem sevinecek bunlar, ne böyle? Yok canım, bu kadar değil. Yaşa ya, ya lazımsın. Evet. Bence yavaş yavaş ben sunumla döneyim. Evet, şey ben... Bugün tam bir ana yemek yaptık. Güzel bir ana yemek oldu. Hem yanında böyle hafif salata tarzı bir lezzetimiz vardı. Hem de tabii şöyle güzel bir pilav yaptık. İyi mi sence Nermin bu? Biraz tereyağımızı koyalım tavamıza. Bence böyle birazcık daha çevresini dolduralım Serpil. Yeterli olacaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Bulgur da şey oldu ha. Güzel. Çok güzel koktu. Bir de bunu tabii birazcık dinlendirmek tabii, çok güzel da olur. Şöyle tatlıyı da alalım dolaptan. Geliyorum şunun ben. Şunun altını ben şöyle bir kapatayım. Birazdan sunumu alacağım. Yine altını kapattım. Mercimeğimizi. Yeter mi diyorsun? Sarımsak koyduk mu buna? Hayır, ona daha hiçbir şey yapamadım ben. Tamam. Şuradan bir sarımsak rendesi yapayım ben. Şöyle sarımsağımızı ekliyoruz. Tuzunu koydum ama. Evet. Sarımsak ekledim. Sarımsağı ekledikten sonra şöyle bir çırpıyoruz. 2-3 diş koyabilirsiniz. Gideceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz. Malum sarımsaktan rahatsız olan bir kitle var. Aman onları da küstürmeyin.
dışarıya çıkarken çok fazla sarımsak tüketmeyin. İyi midir Nermin? İyi Serpil'cim. Aynen. Kaldıralım, toplayalım artık ben yavaş yavaş. Ben bunu birazdan yaparım bu. Aynen. Birazdan onu toparlarız. Şöyle. Şöyle bir mantı yaptık aslında. Güzel bir mantı da oldu. İçerisinde bulgur ve baharatlardan oluşan bir lezzet. Saksı kebabımı alıyorum Nermin. Alalım saksıyı da. Yağımız orada kızarıyor. Şöyle bir mantı yaptık mercimekten. Yine üzerine şöyle sadece kondurma birazcık yani. Şöyle yoğurtlayacağız. Süzme yoğurt kullandık ki sulanmasın dedik. Şöyle. Son 2 dakika tamam. Bitti. Şöyle. Ben bu mercimeği yoğurtla çok severim. Bakın yağım çok güzel köpürdü. Şöyle. Üzerine güzelce tereyağlı sos yapıyoruz. Aman Allah'ım. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.